Evet gençler ben Kadir Gümüş, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniniz. E ee, başladık uzun bir yolculuğa. E şimdi bitiriyoruz. Ve bu videoda AYT Türk Dili ve Edebiyatı'nın konu anlatımını bitiriyoruz. Ve harika bir soru bankamız vardı. Siz de o soru bankasını açtınız. Ve soruları tane tane çözdünüz. O soru bankasıyla, bu konu anlatımla sizin 24'te 24 yapmanız artık garanti. Anlaştık mı? Bak bu kadar net söylüyorum. Kendinizi bana verip ve 2023 Soru Bankası'yla yapıştırın. Zaten 2023 Soru Bankası'nın içerisinde arkadaşlar bir sürü video var. Yaklaşık 100 video düşünün. Orada 100 tane de kod videosu var ve bütün soru çözümleri onun içerisinde mevcuttur. Haydi bakalım. Son konumuz edebi türler. Haydi bakalım arkadaşlar. Gel. Metinleri sınıflandırması. 9. sınıftan itibaren görüyorsunuz. Metinler ikiye yani. Bak bir, sanat metinleri öğretici metinler. Öğretici metinler bilgi vermek için vardır. Sanat metinleri haz için, zevk için vardır. Bize bilgi vermek ya da şöyle böyle bir amaçları yoktur. Sanat metinlerinde hem gerçek anlam hem mecaz anlam kullanılır. Öğretici metinler gerçek anlamlıdır. Sana bilgi vermek için yazılır. Sana bir şeyi öğretmek için yazılır. Bunlar sana bir şey öğretirler. Tarih metinler. Tarih kitaplarını örnek verebilirsiniz. Felsefi metinler. Felsefe kitapları. Bilimsel metinler. Gazete çevresinde gelişen metinler. Makale, deneme, sohbet, fıkra, eleştiri, mülakat, röportaj, haber yazılar. Bir de kişinin hayatı çevresinde gelişenler var. Kişilerin hayatını anlatır. Anı, günlük, gezi yazısı, biyografi değil mi? Otobiyografi mektup. Bunlardır. Bunlar bize bir şey öğretmek için vardır. Diğer tarafa baktığım zaman bana öğretmekten ziyade bir şey öğretmekten ziyade zevk almak. Değil mi? Ben niye yazarım ya da niye okurum bunları? Zevk almak için. Şimdi sanat metinleri genel başlık altında ikiye ayırıyor. Bak bir. Hop. Coşku ve heyecanı dile getiren metinler yani şiir. Olay çevresinde oluşan metinler. Olay çevresinde oluşan metinler bize bir olay anlatacak. Tamam mı? Geldik. Olay çevresinde oluşan metinler kendi arasında tekrar ikiye ayrılır. Anlatmaya bağlı metinler. Bize bir şey anlatanlar. Öbür tarafta da göstermeye bağlı metinler. Yani tiyatro, anlatmayan, gösterir Anlatmaya bağlı metinler neler? Masal. Hep bir şey anlatır bize. Fab, destan, halk hikayesi, meslevi, manzum hikaye, hikaye, roman. E göstermeye dayalı metinler var değil mi? Bunları halk edebiyatını anlatmıştım size geleneksel Türk tiyatrosu değil mi? Orta oyunu, Karagöz, Karagöz'ün diğer adı Gölge oyunu, Medda, Köy seyirlik oyunlar değil mi? Bir de modern tiyatro var. Bu Şinasi'nin şair evrenmesiyle başlayan modern tiyatro. Ağlatan trajedi, güldüren komedi, hem anlatan hem güldüren dram. Bunlar bize yurt dışından, batıdan gelmiştir diyebilir. Bakın işte bu tabloyu biz bilmek zorundayız. Hadi bakalım. Bu tabloyu biraz daha arkadaşlar açalım. Sanat metinler. Sanat metinleri neydi? İnsanların coşku, haz almak amaçlı yazdıkları, okuyanın da coşku, haz almak amacıyla okuduğu metinlerdir. Tamam? Burada e, kelimeler hem gerçek anlamda hem mecaz anlamda kullanılır. Yani mecaz anlamı burada vardır. Ve arkadaşlar bunlar bir şey öğretme amacı taşımazlar. İki başlık altındaydı bunlar. Bir, bu tarafta olay çevresinde bir tarafta coşku ve heyecanı dile getiren metinler vardı. Coşku ve heyecanı dile getiren metinler neydi? Şiir. Şimdi coşku ve heyecanı dile getiren metinler. Şiir. Şiir bilgisi başlığında bunların hepsine değindik. Gel. olay çevresinde oluşan edebi metinler. Tamam mı? Şimdi olay çevresinde oluşan edebi metinlerden anlatmaya bağlı olanlar vardı. Değil mi? Olay anlatacak ama anlatmaya bağlı olan masal. Halk edebiyatı ünitesinde bununla alakalı bilgi verdik değil mi? Hani bir varmış bir yokmuş diye başlayan olağanüstü olayları anlatan fabl yine orada bilgi verdik değil mi? Arkadaşlar bu biraz daha şiir şeklinde içinde hayvanların olduğu hayvanların konuştuğu bir hayvan masalıydı. Destan e buna da halk edebiyatı ünitesinde yer verdik arkadaşlar. Dörtlükler şeklinde olayları olağanüstü bir şekilde anlatır. Halk hikayesi e buna da yer verdik arkadaşlar. Yine halk edebiyatı bölümünde. Bu da nasıl oluyordu arkadaşlar? Hem şiir hem düz yazı şeklinde. Gerçek olaylar, olağanüstü olaylar iç içe geçmiş şekilde. Bunların hepsini işledik. Meslevi divan edebiyatını işledik. Beytler şeklinde yazılıyordu arkadaşlar. Kafe yaşaması neydi? A, B, B. CC şeklinde gidiyordu. Yine bize olayı anlatıyordu. Manzum hikayeyi Servet-i Firun'da işlemiştik bunu Manzum hikaye nasıldı arkadaşlar? Hop. Bakın. Tipi dikkat ettiğiniz gibi ne şeklindeydi? Şiir şeklindeydi. Ama içinde ne anlatıyordu arkadaşlar? Olay anlatıyordu. İçinde olay anlatıyordu bize. Bu şekildeydi. Bunlar arkadaşlar Servet-i Firun dönemini anlatmıştık. Servet-i Firun döneminde manzum hikaye deyince aklımıza kim geliyordu? Tabii ki et geliyordu değil mi? Arkadaşlar hasta çocuk, balıkçılar bunlar vardı. Mesela arkadaşlar Nesrin vardı. Daha sonra Milli Mücadele dönem bağımsızlardan Mehmet Akif Ersoy vardı değil mi? Küfe, Seyfi Baba değil mi? Bunlarla mahalle kafesiyle karşımıza geliyordu ve Mehmet Akif Ersoy şiir şeklinde yazıyordu ama olay anlatıyordu. Mesela Küfe hatırladınız mı? Bir çocuk. Şiir şeklindeydi. Sırtına Küfes'ini alıyor ve arkadaşa babası hamal Babası ölmüş. Küfeyle ailesini geçindirmeye çalışıyor. Yalnız o kadar küçük ki cılız bacakları küfeyi taşıyamıyor. Sırtını alıyor düşüyor. Sırtını alıyor düşüyor. En son küfeyi tekmenemeye başlıyor. Babam senin yüzünden öldü. Her şey senin yüzünden oldu diyor. O anda arkadaşlar kim geliyor? Bir yaşlı adam. Oğul diyor. Baban size onunla baktı diyor. Baban size, diyor. Baban size bu küfeyle besledi diyor. Yapma oğul diyor. Bak dikkat eder misiniz? Bir olay var. Ve tipi şiir şeklinde olabilir. Bir arkadaşım. Olay anlatıyor bu şekilde karşımıza çıkıyor. Evet. Gençler hikaye var. Yine olay çerçevesinde gelişmiş metinlerden anlatmaya bağlı olanlar öyküde de. Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olayları her zaman kişilere bağlı olarak anlatan yazılardır. Yani romanın küçüğü. Üç aydadır. Bak olay öyküsü vardır. Durum öyküsü vardır. Bir de modern öykü vardır. Olay öyküsü nedir? Arkadaşlar tamamen olay ağır. Serim, düğüm, çözüm bölümlerde oluşur. Serimde olaya kısaca girilir. Tamam mı? Düğümde olaydaki çatışmalar verilir. Çözümde de, de sonuca ulaştırılır. Okuyucuda merak duygusu vardır arkadaşlar. Tamam mı? Ve bunun dünyadaki en büyük Fransız yazar Mapasan'dır. Ve Türklerdeki en büyüğü de Ömer Seyfettin'dir. Peki durum hikayesi nedir? Durum hikayesi de olay değildir. Gündelik yaşamdan bir kesit alınır bu yüzden durum öyküsüne kesit öyküsü de denir. Ve kesinlikle selim düğüm çözüm bölümleri olmaz. Kahramanlar ve olaylara önem verilmez. Sadece belli bir insanlık durumu ne yapılır yansıtılır. Örnek vereyim ben. Selim'in Selim kaç yaşındasın? 35. Selim'in 35 yaşına kadar geçirdiği ben hayat olaylar çerçevesinde senden merak uyandıracak bir şekilde anlatırsam bu serim düğüm çözüm bölümleri olursa olay öyküsüdür. Ama ben serimi atıyorum. Arkadaşlar geçen hafta gittiği halı saha maçından sonra yaşadıklarını 2-2,5 iki, iki, buçuk saatlik bir zaman dilimini kendi içinde düşünmelerini anlatırsam bu durum öyküsüdür. Ve durum öyküsü de serim düğüm çözüm yoktur, olay yoktur ve merak yoktur. Serim düğüm çözüm. Dikkat edin. Buna serim düğüm çözüm olur. Ya hocam giriş giriş bir sonuç desek olur mu? Olmaz kardeşim. Olmaz. Niye olmaz arkadaşlar? Çünkü arkadaşlar eğer sen bunları giriş giriş bir sonuç dersen bu bir öğretici metin olarak karşımıza çıkar. Bunun dünyadaki en büyüğü Rus yazar Anton Çehov'dur. Türk Edebiyatı'nda da Memdur Şevket Esendar'la ilk örnekleri verilmiştir. Ve Said Faik Abasıyan'la en yere gider. Tamam. Modern hikaye vardır bir de. Tamam görülenlerin ardındaki hayaller ve ruh hali anlatılır. Son dönemde çıkmıştır. Bu yüzden ben merkezli hikaye adı da verilir. Tamam mı? Hikayenin ana kahramanı yazarın kendisidir. Yazar dış dünyayı içinde bulunduğu ruh haline göre anlatır. Yani ben dış dünyayla anlatmıyorum. Kendime göre anlatıyorum. Dünyadaki en büyük Frans Kafka'dır. Türk Edebiyatı'na da Haldun Taner'dir. Şimdi gelelim. Arkadaşlar bir öykü düşünün. Merak var. Olay var. Serim düğüm çizim var. O zaman bu nedir? Olay eküsü. Dünyadaki en büyüğü Gayrimhan Pazavuz. Türkiye'de bir en büyüğü Ömer Seyfet. Tamam. Bir hikaye düşün. Arkadaşlar hayattan bir kesit alıp anlatır. Herhangi bir merak, olay, unsuru yoktur. Durum hikayesi. Dünyadaki en büyüğü Antoine Chow. Türkiye'de bir en büyüğü Said Faik Abasyanık. Başlatan da Memnun Şevket Esendal'dır. Tamam. Geldik bu modern hikaye. Görünenin ardındaki hayaller ve ruh hali anlatır. Yazar dış dünyayı aynen anlatmaz. Kendi ruh haline göre anlatır. Son dönemde çıkmıştır. Dünyadaki en Frans Kafka. Türk Edebiyatı'nda da Haldun Taner. Dünyadaki ilk hikaye Dekameron'dur. Boccaccio yazmıştır. Türk Edebiyatı'ndaki hikaye geçişteki aşamalar. Girit Lazzi muayelatı anlatmıştım bunu. Ve Emin Nihat'ın müsamelefnamesi. Ama Türk Edebiyatı'nda ilk hikaye Ahmet Mithat'ın ve rivayatıdır. rivayetidir. Tanzimat'ta anlattım. Türk Edebiyatı'nda batılı anlamda ilk küçük hikaye, Letayfi Rivayet'in içindeki hikayeler uzunluğu, buradakiler küçük, küçük şeyler Sami Paşa Zade Sezai olarak karşımıza çıkar. Hikaye bu. Hikayenin bir büyüğü. Yine aynı mantık. Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olaylar durumları. Yer zaman kişilere bağlı olarak anlatacak ama daha uzun. Mesela nedir? Olay. Hikayeden daha çok. Arkadaşlar kişi, kişi şahıs kadrosu hikayeden daha çok. Tamam mı? Zaman hikayeden daha çok. Mekan hikayeden daha çok. İşte buna da roman deriz. Tamam mı? Konularına göre romanlara bakıyoruz Bak, üç silah şunlar. Alexander Dumas Poe. Macera romanıdır konusuna göre. Bazıları tarihten esirlenir. Namık Kemal'in cezbisi. Bir taç Cemal Kuntay'ın Üç İstanbul'u tarihi romandır. Bazıları Psikolojik tahlil romandır. Mesela Mehmet Rauf'un Eylül'ü ilk psikolojik romanımızdır. Peyami Safa'nın 9. Herciye Koğuşu. Bazıları biyografik romandır. Yani bir kişinin yaşam öyküsünü anlatacak. Tamam Bir bilim adamının romanı Oğuz Atay. Bazıları sosyal romandır. İnce Mehmet, Yaşar Kemal. Değil mi Yaşar Kemal, İnce Mehmet? Hocam neden sosyal roman dedik? Çünkü bir toplumu anlatıyor. Tamam mı? Egzotik roman. Bu konuları yabancı ülkelerde geçen. Osman Cemal Kaygılı'nın çingeneler ve Refik Halit'in Nilgün. üstü olağanüstü, doğaüstü şeyler anlatır. Bunlar da fantastik roman deriz. Bak Arzu Sapan'da inecek var Nazlı Eray fantastik romanlar yazıyor. Polisiye ya roman Sherlock Holmes Doyle. Tamam. Bazıları edebi akıma göre sınıflandırır. Romantizmden etkilenirse romantik roman Victor Hugo'nun sefilleri Victor Hugo zaten romantiktir. Bazıları realist, gerçekçi realizm akımından etkilenmiş Tolstoy'un Savaş ve Barış, bazıları Goriot Baba. Bazıları naturalisttir, naturalist, naturalizm akımından etkilenmiştir, naturalizmin dünyadaki en büyüğü onun gelmiyor. Diğer roman türlerine bakınca, nehir roman, birbirinin devamı olan romanlardır. Mesela Tarık Buran'ın Küçük Ağa, Küçük Ağa'nın devamı Küçük Ağa Ankara. Ya da Yakup Kadri Karusmanoğlu'nun Panoroma 1, Panoroma 2 gibi. Popüler roman. Burayı yığı romanda denir. Tamam mı? Geniş halk kitlelerine seslenen, sanat yapma amacı gütmeden her şey olduğu gibi yansılan sanat ikinci bir anda tutan. Mesela popüler romancılar kimdi? Tanzimat döneminde Ahmet Mithatlı. Arkadaşlar Servet film döneminde bağımsızlarından Hüseyin Rahmi Gürpınar. Tamam. Dünyadaki ilk roman Cervantes'in Don Kişot adlı romandır. Türk edebiyatında ilk yer roman Tahsisukat Salat ve Fitnat Şevket'in samidir. Bak bunların hepsini önceden işledik aslında. İlk edebi roman namı Kemal'in İctihad'dır. İlk tarihi roman namı Kemal'in Cezbi'sidir. İlk realist roman Araba Sevdası'dır. Reşat Mahmut Ekrem'in. Zaten bunlar Tanzimat döneminde işledik. Peki ben Olaya dayalı metinleri ikiye ayırıyordum. Anlatmaya bağlı metinler vardır. Hikaye, roman, daha önce işlediğimiz fabl, masal, destan, manzum hikaye, nesnevi bir de göstermeye dayalı var. Bunlar tiyatrolardır. Şimdi geleneksel Türk tiyatrosunu halk edebiyatından anlatmıştım. Neydi? Karagöz vardı, gölge oyunu. Orta oyunu çok detaylı bir şekilde anlatmıştım hepsini arkadaşlar. Hakekat videolarına bakabilirsiniz. Başka meddah vardı, köserlik oyunları vardı ve kukla vardı. Peki Tanzimat döneminden itibaren, siyasinin şairlerimizden itibaren artık batılı tiyatroya girdik. Ve trajedi, komedi, drama tanıştık arkadaşlar. Bak. Maviş kalem alayım isterseniz hatta mor alayım. Şimdi trajedi ile komedi. Arkadaşlar trajedi komedi klasisizm akımının yansımasıdır. Klasisizm akımında ne vardı? Kural. Demek ki bu kurallara bağlı. Peki dram hangi akımın yansıması? Romantizm. Demek ki orada kural yok. Özgürlükler var. Tamam. Şimdi gelin. Ben bunları sınıflandırayım. Bak. Konularına göre sınıflandırmak istiyorum bunları. Karşılaştıracağız. Şehirci, seyircimde Acıma duygusu uyandırmak istiyorsan, ruhu acılarla temizlenmek istiyorsan, doğa üst düzey, konuları tanrılar, tanrı çalar, krallar olmasını istiyorsan, acıklı konular işitiyorsan, trajedi, trajedi ağlatır, acıklı, ruhu acılarla temizleyecek. Peki ben, insanları güldürmek istiyorsam, ama öğretmek amaçlı bir şeyler, arkadaşa öğreteceğim ama güldürürken, günüş konular işlersen. Tom sanatarlar üzerinde dursam, seni güldürmek amaçlı olursa komedidir. Peki kurala bağlı değilim rahat ol. Hem hayatın gülünç yönleri hem acıklı yönleri üzerinde durmak istersen dram. Konularına göre kıyaslıyorum. Ağlattım. Trajedi. Güldürdüm. Komedi. Hem ağlattım hem güldürdüm. Özgürlüklerin türü olan dramdır. Gel arkadaşlar. Konular nereden alınır? Tarih ve mitolojiden alınır. Çünkü şuradan aklınıza gelsin arkadaşlar. Kişiler normal değil, üst düzey. Tanrı, tanrıça soylular alacak. Tamam. Kubit, konular günlük hayattan alacak. Kahramanlar, haktan kimseler. Peki özgürlüklerin olan dram, konular ister tarihten alırım, ister günlük hayattan her tabakaya yer verir. Şimdi tekrar. Bir, trajedi soylular var, tanrılar var. Konuları tarih, mitolojiden alacağım. Tamam Gün Gülünç olayları anlatıyordum. Yani komedide burada haktan kimseleri vereceğim. Soylularla benim işim yok. Dram. Hem konuları tarihten alabilirim. Hem de arkadaşlar günlük hayattan alabilirim. Yani dram bu ikisinin karması gibi. Peki ben kurallara yer vermiştim değil mi? Arkadaşlar bakın. Kuralcı olan klasimin yansıması. Kimdi? Trajedi ve komedi. Konular bak genelde kaç perdeden oluşacak? Beş perdeden oluşacak. Kuralı görüyorsun değil mi? Ve koro diyalog bölümleri olacak. Bak genellikle beş perdeden oluşacak. Koro diyalog bölümleri olacak. Manzumdur ama 17. yüzyıldan sonra mensur şekiller de vardır. Bak herhangi bir perde sayısı var mı? Yok. Özgürlükler. Özgürlükler. Tamam. Bir tane de şurada kural vermek istiyorum. Bak, üç birlik kuralı var. Yer, zaman, olay bir bütündür. E, komedi de kural. Üç birlik kuralı var. Burada hiçbir kural yok. Tekrar söyleyeyim. Klasimin yansıması olan trajedi ve komedi. İkisi de üç birlik var. İkisi de beş perde var. Koro diyalog var. Peki, üç birlik kuralın olmadı. Beş perdeden oluşma zorunun olmadı. Tamamen özgür olunan hangisiydi? Özgür Ben özgürüm. Hani Aksaraylı bir çocuk var ya verin özgürüm diyor. Evet. O nedir gençler? Dramdır. Tamam mı? O dramdır. Gel. Hani soylu olan trajedi değil mi? Erdem ahlak önemli. Tanrılar tanrıçalar var. Ciddi bir havada geçer. Tamam mı? Ciddi bir. En ciddisi trajedidir. Diğerlerinde böyle bir durum yok. Çünkü burada soylular var. Tanrılar tanrıçalar. Kaba söz, argo yer olmaz. Hatta öldürmeye yaralama Sahnede bile olmaz. Ve komedi halk, öldürme, yaralama her şey olur. Tamam mı? Dram zaten özgür. Her türlü olay konuşma sahnede canlandırılabilir. Bak. Trajedin temsilcileri Aisnikos, Euripides, Sophocles. Komedide Aristophanes. Değil mi? Gençler dramda Shakespeare, Victor Hugo. Şimdi hadi bakalım gözümüzü kapatıp tahtada anlattıklarını canlandıracağız. Bir. Acıklı konular, trajedi, gülünç konular, komedi. Hem acıklı hem gülünç konular, özgür olan dram. Çok güzel. Konular tarih ve mitolojiden alınır. Kişileri tanrılar, tanrıçalar, soylu kimselerdir. Trajedi. Bu yüzden soylu bilir dili vardır. Trajedi. Bak düşün tanrılar tanrıçalar olduğu için kaba argo sözler olmaz. Sahnede hiçbir şey yaralama bile olmaz. Trajedi. Peki ben konuları günlük hayattan alırsam, günlük hayattan kişilere yer verirsem, o zaman ben komedi. İster tarihten, ister günlük hayattan karma, dram. Beş perde, trajedi ve komedi. Beş perde zorunlu olmayan, dram. Üç birlik kuralı olan, trajedi, komedi. Ya, takılma bunlara diyor. Özgür olan, dram. Peki ben mutlaka hani burada dediğim zaman koro diyalog bölümlerini bulunduran, trajedi, komedi. Aman hiç gerek yok. Diğer dram. Anlaştık mı? Bak rahatlıkla ayırt edebileceğiz. Eğer burada, şurada 5 dakika beni güzel bir şekilde dinlediysen bunlardan hata yapma olasılığın yok. Peki komedinin türleri vardır arkadaşlar. Bak komedinin türleri vardır. Bir, karakter komedisi. İnsan karakterinin gülünç hatalı yönlenmişler. Mesela Molière'in Cimris. Töre komedisi. Töre demek toplum demek toplumun gülünç yönlenişler, değil mi? Eşek arıları, Aristokunes. Entrika komedisi günlük olayları merak uyandıracak bir şekilde güldürerek anlatırsa Shakespeare'in yanlışlıklar komedisi gibi entrika komedisi. Demek ki kişinin gülünç yanları karakter komedisi. Toplumun gülünç yanları töre komedisi ve günlük olayları anlatırsam, günlük olayları güldürürsem entrika komedisidir. Tamam Peki. Türk Edebiyatı'na daha sonradan batıdan girmiş değişik tiyatrolar vardır. Bunlardan bir tanesi absürt tiyatro. Bundan bahsetmiştim tiyatro anlatırken. Bakın, gelinse tiyatroyu tamamen yok edecek. Olaylar arasında mantık bağ kurmayacak. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra umutsuzluk ve bunalım insanları arkadaşlar amaçsız bir tiyatroya sevk eder. Amaçsız tiyatro, amaç olmayan Olaylar arasında mantık olmayan, olaylar arasında bağ olmayan tiyatro absürt, ad üstünde absürt. Güngör Dilmen'in canlı maymun lokantası, avcı, karkap değil mi? Buna örnek olarak verilebilir. Sabahattin Kudret Aksal'ın bayhiçi ama bu işin üstadı Güngör Dilmen kalyoncudur. Epik tiyatro. Sakin, sakın, sakin dedik la. Sakın, kahramanlık tiyatrosu falan demeyin bunlara. Tamam Ama seyirci ders vermeye amaçlar ve sonuçta çok da şiit meder bizim Konyalılar gibi. Çok da şiit meder ya. Sonuçta bir, bir kuru oyun. Bir oyun olduğu okuyucu hissettirilir. Ve mutlaka sahneye eleştirel belki biraz da ne der? Siyasi bakar. Çok da şiitme. Oyuna kendini kaptırma mesajı verir. Dünyada Bertolt Brecht ile başlamıştır. Türk Edebiyatı'nda da Haldun Taner'in Keşanla Lidestan'ı epik tiyatroda bir ilktir gençler. Tamam mı? Sonra müzikli tiyatro. Oyunun sahnelenme aşamasında sadece oyuncular değil orkestra vardır. Bir opera. Baştan sona bütün sözleri koro, solo ve düet şeklinde bestelenmiş tiyatro. Müzikli. Operanın küçüğü operet. Halk için yazılmış. Eğlenceli oyun. Ritmik hareketlerle dansa bağlıysa bale. Hareketli, eğlenceli bir konunun şarkılarla da yer verdiği bir güldür. Vaudeville. Eğer sessiz tiyatroysa pandobim. Hani şu şekilde arkadaşlar sessiz. Gel buraya. Bak. Başta an sona bütün sözleri. Koro, solo, düet, opera. Operanın küçüğü operet. Ritmik hareketler, dans, bale de var. Hareketli eğlenceli bir konunun şarkılarla da verilerek güldürü haline getirilmesi bu nedir? Sessiz tiyatroda pandemim olarak karşımıza çıkar. Tamam mı? Demek ki. Absürt, amaçsız, olaylarsa mantık bağı yok. Güngör ben Kalyoncu Kral. Epik tiyatro eleştiren bakar. Bir kurgu oyun olduğu okuyucuyla paylaşılır. Eleştirel özellik vardır. Onun üstadı da kimdir? Arkadaşlar Bertolt Brecht dünyada. Türk Edebiyatı'nda kimdir arkadaşlar? Keşan Ali Destanı, Haldun Taner, bir de müzikli tiyatrolar var. Bak bazı tiyatro terimleri Mevik kitabında yer verdiği için bunları bilmenizi istiyorum. Yabancı bir tiyatro eserini, deyimleri, kültürü ve gelenekleri uyarlama adapt etmektir. Tiyatro adapt edilir. Peki uyarlama işine ne derler? Adaptasyon. Mesela ben, tamam yabancı bir tiyatro eserini örnek vereyim arkadaşlar. Molière'in cibrisi. Kendi kültürüme göre yeniden yazarsam bu adaptedir. Tamam Yaptığım bu işin adı ne? Adaptasyon. Tiyatroda kullanılan eşyalar, aksesuar, çok kolay. Erkek tiyatro oyuncusu, aktör. Kadın tiyatro sanatçısı, aktörist. Tiyatroda sahne eserin konusuna göre döşeme işi, dekor. Yazılı bir metin ak bağlı kalmadan içimden nasıl geldiyse söylüyorsam, yenilikse tweet yazısına böyle doğaçlama. Tiyatro ve sahnede yedek oyuncu dublör. Tiyatroda sanatçının el kol hareketleri jest. Ama yüz hareketleri mimik. Benim el kol hareketlerim jest, yüz hareketlerim mimik. Bir masalın, bir masalın tiyatro sahnesinde canlandırılması. Yani cinleri, periler de yer alırsa feridir. Tiyatro dekorunun arkasında bulunan kısım, sahne arkası. Hani benim makyaj yaptığım yer falan kulis. Bir tiyatro eserinin sahnelenmesine mizansen. Tiyatroda bir oyuncunun tek başına konuşması. Tek başına çıkıyor konuşuyor. Tek demek mono demek oradan gelsin monolog. Tiyatro eserini yönetme sahnelenme işi reji. Sahne oyunlarında oyuncuların birbirine söyledikleri sözler hatta bazıları o kadar mühimdir ki arkadaşlar bugüne kalmıştır. Tamam mı? Replik. Tiyatro oyuncularının birbirine söyledikleri coşkulu uzun sözler tirat. Değil mi? Birbirine çok iyi bağlanmayan birçok bölümden oluşan ezgili, müzikli, güldürülü oyun Vodik. Bak bir tiyatro eserini arkadaşlar ben Mollier'in cimrisini aldım. Kendi kültürüme göre uyarladım. Ne işi yaptım? Adaptör işi yaptım. Tamam mı? Yaptığım işin adı adaptasyondur. Tiyatroda kullanılan araç gereç aksesuar. Erkek tiyatrocu aktör. Kadın... Akdeniz. Saniye senin konusuna göre döşedim. Dekor. Yazılım etle bağlı kalmadığım içimden geldiği gibi oynadım. Doğaçlama. Yedek oyuncu arka tarafta duran dublör. Sanatçının el kor jest, jest, yüz hareketleri mimik. Bir masalı perilerle cinlerle sahneledim. Feri. Arkasında bulunan kısım makyaj yaptığım yer kulis. Sahneleme işi mizansen. Bir oyuncunun tek başına konuşması monolog. Tiyatro üzerinin yönetme işi reji. Sahne oyununda oyuncuların birbirine söylediği sözler replik. Tiyatro oyuncuların birbirine söylediği coşkun uzun sözler tira. Tamam Bu şekilde ne yapabilirim? Rahatlıkla bunlarda da verebilirim. Eee sanat metinleri vardı. İki aydır coşku ve heyecanı dile getiren metinler. Nelerdi bunlar? Şiirler vardı. Öbür tarafta ne vardı arkadaşlar? Hop! Öbür tarafta da olay çerçevesinde geleceğim. Buna anlatmaya bağlı anlatan vardı. Masal, ve hikaye, roman, malzum hikaye, meslevi. E göstermeye dayalı vardı. Tiyatro gördük. Şimdi öğretici metinler var. Öğreten. Tarih metinler. Belgelerden yararlanarak tarihi olaylar işlenir. Sebep sonuç ilişkisiyle verilir. Tarih kitaplar. Felsefi metinler. Varlık, bilgi, değer gibi felsefi konular işlenir. Arkadaşlar bilimsel metinler. Araştırmalarda bilimsel bilgiler nesnel bir şekilde aktarılır. terim varlıklar. Şimdi gazete çerçevesi çevresinde oluşanlar. Yani gazete ortaya çıkmış olanlar. Makale. Herhangi bir konuda bilgi vermek, bir tez savunmak, bir düşünce ileri sürmek amacıyla yazılan gazete dergi yazılardır. Okuyucu bilgilendirmek istenir, uzman kişiler yazar, ciddi ağır başlıdır. Ve bunlarda unutmayın kanıtlama vardır. Ve bunlar nesneldir. Anlattığımı kanıtlamak zorundayım. Şinasi'nin Tercüman, ahval, mukaddimesi ilk makalemizdi. Ziya Paşa'nın da şiir ve inşası vardı. Tamam mı? Kanıtlama gördüğünüzde makale. geldi yani fıkra. Ya da Gürşe yaz. Bir kere fıkra kesinlikle güncel olur. Güncel bir olay ya da olgu ile ilgili yazılar dergilerde yayınlanır. Kanıtlama amacı yoktur. Kanıtlayan makaledir. Güncel siyasi toplumsuz sorunlar anlatılır. Kesinlikle güncel olacak. Anlatım yoğundur. Günü bilir. Mesela ben bugün bir yazı yazdım. Rusya-Ukrayna savaşını anlattım. Bitti. Öğretmen atamalarına değindim. Bitti. Değil mi? Ya da Cumhurbaşkanlığı seçimiyle alakalı bir şey yazdım. Fıkratır. Tamam Deneme. İstenilen herhangi bir konuda duygu düşüncelerin özgürce anlatılmasıdır. Yani fıkra günceldi. Bu istediğim herhangi bir konuda. Güncel olsun olmaz. Kesin yargılara varmadan kişisel düşünceler aktarılır. Her şey denemenin konusu olabilir. En önemlisi yazar kendisiyle konuşuyormuş gibi yazar. Bak ben kendi kendimle konuşursam deneme. Karşımda birisi varmış gibi onunla konuşursam bu söyleşi sohbet olur. Tamam Evet. Ispatlama amacı yoktur. Kanıtlama burada diyor. Kanıtlama sadece nerede var? Makalede var. Burada da herhangi bir şekilde kanıtlama yoktur. Kalem tecrübesi adıyla olur. Fıkrada Ahmet Rasim ile Fahri Rıfkı Atayöv'ün plandayken denemede. Dünyada denemenin bir numarası Montaigne'dir. İki numarası arkadaşlar Bacon'dır. Bundan sonra bunu ekleyebilirsiniz. Bacon diye yazılır Bacon'dır. Türk Edebiyat'ta bu işin ustası Nurlu Ataş. Akabinde Suud Kemal yetki var. Hadi. Kanıtlamamızı güden makale. En bilimsel makale. Kendisiyle konuşuyormuş gibi yazan, istediğin her konuda yazan deneme. Güncel bir konuda yazılan köşe yazısı fıkra. Bak bu şekilde rahatlıkla ben ayırabilir. Sohbet, belli bir konuyla ilgili görüş ve düşünceler karşısındaki bir kişiyle konuşuyormuş gibi yazılır. Bak ben kendi kendimle konuşursam bu direkt olarak deneme. Ama karşımdaki birisiyle konuşuyor. Mesela Selim sence de ben haklı değil miyim? Yazı yazıyorum. Türk Edebiyatı'nda bazı eserler önemli, önemlidir. Ama yeterince değer görmüyor. Sizi de böyle değil mi değerli okurlarım? Bak sohbet. Senli belli bir anlatım var. Karşısında birileri varmış gibi sorular sorar. Muhasebe adıyla anlatır. Şevket Radu'nun Eşref Saati, Nurul Ataş'ın karalama defteri ve Şevket Radu'nun Eşref Saati bu konuda henüz. Ben kendi kendimle konuşuyormuş gibi yaparsam deneme. Karşımdaki bir kişiyle konuşuyormuş gibi yaparsam sohbet. Kanıtlama amacı varsa makale. Güncel konuysa fıkra. Bak ne güzel. Eleştir. Bir sanat eseri ya da sanatçı olumlu ya da olumsuz yönleriyle ortaya konur. Saçın güzel olmuş da bir eleştiri, saçın hiç olmamış da bir eleştiri. Eserden alınan örneklerle eser eleştirisi somutlaştırırsa daha güzel olur. Namık Kemal'in tarihi ve harabatı ilk eleştiri yazısı değildir ama eseridir. Tamam mı? İlk eleştiri yazısı yine Namık Kemal'in lisan Osman edebiyatımız hakkında bazı mülazatı şahane Tamam. Reca Mahmud Mahmut Ekrem'in takdir elhan, Muallim Naci'nin demdemesi. Muallim Naci'de de demlemeyi Ekrem'in semzemesine karşı yazmıştır. Tamam. Geldik. Haber yaz. Gazetede değişik haberleri aktarmak için yazılır. Hepiniz gazeteyi izliyorsunuz değil mi? A gazeteyi okuyorsunuz. Ama bu sansasyonel olursa daha güzel olur. Neden mesela? Mesela bir köpeğin bir adamı ısırması bir haber yazısı olmaz ama adamın bir köpeği ısırması haber yazısı olur. Dikkat çekicidir. Sür manşet. Gazetelerin birinci sayfasındaki başlık. Ajans. Haber toplama yayma kuruluşu. Tekzip. Yalanlama. Asparagas. Şişirme. Yalan haber. Sansasyonel. Çarpıcı. Dikkat çekici haberdir. Tamam. Evet. Mülakat, bak çok güzel. Ben şimdi mülakat ve röportajı şurada bir şekilde anlatacağım size. Hazır mısınız? Şimdi buna mülakat diyorum. İyi dinleyin ama beni. Çünkü sürekli karışıyor. Kendi alanında ünlü bir kişiye soracağım yapılan konuşmalardır. Aynen yayınlanır. Mesela ben gittim. Konya valisiyle mülakat yaptım. Soru, Konya valisinin verdiği cevap. Bunu aynen yayınladım. Bu ne oldu? Mülakat oldu. Peki ben bunu Konya valisiyle yaptım bunu. Fotolarla desteklersen. Kanıtlarla desteklersen. Sayın Konya valimden bazı bilgileri aldım. Onları eklersen. Bazı resimler eklersen. Konya valimin bana verdiği grafikleri eklersen. Ben bunları eklersem o zaman ben bir yazı dizisine dönüştürürsem beni mülakatım oldu röportaj. Anlaştık mı? Evet. Olay budur. Şimdi geldik. Ben sadece soru cevap aynen yayınla Mülakat. Bunu fotoğraflarla, değişik şeylerle, belgelerle destekledim. Bir gazetede yazı dizisi olarak belirledim. O zaman bu ne oldu? Röportaj oldu. Değil mi? Mülakat deyince Ruşen Eşref Ünaydın gelir. Diyorlar ki Anapartalar Kumandanı Mustafa Kemal'le mülakat Mustafa Kemal'i Türk dünya basınına bu şekilde tanıttı. Şimdi bak kişisel hayata geçmeden. Bak kanıtlama amacım var makale. Güncel olay fıkra. Kendimle konuşuyormuş gibi istediğim konuda deneme. Karşımda birisi varmış onunla konuşuyormuş gibi sohbet. Bir eserin ya da kişinin olumlu olumsuz yanları eleştirir tenkit. Gazetedeki haberler, haber yazısı, ben bir kişiyle soru cevabı aynen verdim. Mülakat buna foto, kanıt, resim, grafiklerle bunu destekledim. Bir yazı sahne getirdim. Röportaj. Tamam. Şimdi kişisel hayatı konu anlar. Bak hatıra. Bir sanatçının ya da önemli bir kişinin başından geçen önemli bir olayı yazdı yazıdır. Bir kişi sanatçı başından geçen anlattığı Bunun adı nedir? Hatıra. Üzerine zaman geçtikten sonra yazılır. Mesela ben. Çocukluğumda köpek kovalamıştır beni. Ben bugün yazıyor? Hatıra. Değil mi? Geçmişe tanıklık ettiği için tarih bilimine yardımcı olur. Anlatılanlar, kanıtlanmak zorunda değildir. Dünyada ilk ana basisttir. Kısenefon yazdı. Türk Edebiyatı'da da Babürname'dir. Babürşah yazmıştır. Peki günlük. Başımdan geçeni ben aynı gün içinde, bir gün içinde yaşadıklarımı tarih belirterek üzerine atıyorum 1 Temmuz 2026. Aynen günü gününe yazarsam günlüktür. Ben iç boşaltırım. O kağıtla dertleşir. İçe dönük de dışa dönük de olabilir. İçe dönük benim ruh halimi, iş dünyamı sıkıntılarımı anlatır. Genelde bunu saklarız. Dışa dönük dış olayların yazar tarafından yüz bana etkisi anlatır. Ben kendi içimdekileri dökersem içe dönüktür. Dışarıdaki olayların bana etkisi dışa dönüktür. Fuali Rıfkı Atay'ın günden ve gündelik isimlerini bir senin günlük ismini, Nurul Ataç'ın günce ismini kullandığı türdür. Direktör Ali Bey, jurnal demiştir. İlk örnek seyahat jurnalı. Nurul Ataç günce demiştir. Ve arkadaşlar Tom Suyar'da gün dökümü 75 adlı eseri vardır. Bak ben, aynı gün tarih yazarak günü gününe yazdım. Günlük. Daha doğrudur unutma ihtimali yoktur. Aynen yazıya geçirdim. Tamam mı? Ben içe dönüp kendi içimdekileri anlatabilirim. Dışa dönük dış olayların benim üzerimdeki etkisini anlatabilir. Arkadaşlar üzerinden zaman geçtikten sonra anlatırsam bunun adı ne olur? Hatıra olur. Biyografi, yaşadıklarımız. Sana spor bilim alanında ünlü kişi. Atıyorum Süleyman Demirel. Değil mi? Arkadaşlar ben hayatlarını, başarılarını hakkında yazı yazarsam bu biyografidir. Ben başkasını anlatacağım ünlü bir kişi. Mesela divan edebiyatında şairlerin hayatını anlatan tezkireler, divan edebiyatında peygamberi anlatan siyerler, halk edebiyatında ermişleri anlatan velayetnameler, bunu örnek olarak gösterilir. Buraya tamam Erdoğan divan şairlerini anlattı, Kudema'dan birkaç şair, Muhallim Naci divan şairlerini anlattı, Osmanlı şairlerini. Ben, mesela şu anda arkadaşlar, ünlü bir kişi Recep Tayyip Erdoğan, tamam Cumhurbaşkanı, anlattım. Onun hayatını anlatır. biyografi yazdım şu an. Tamam Unutmayın. Şu da aklınızda bulunsun. Nekroloji. Ölen bir kişinin ölümünden hemen sonra yakınlarının gazete dergilerde yayınladıkları övgü dolu yazılardır. Ölen kişinin erdemleri anlatılır. Anlı şeklinde de kalem alınır. Bunu da tanım olarak köşeye koyun. Peki ben. Ünlü kişi kendi yaşamını anlatırsa bu otobiyografidir. Otobiyografide geldim, yaptım, doğdum. Birinci kişidir ben. Öz yaşam öyküsü. Peki biyografi nedir yaşam öyküsü? Yaptı, doğdu, üçüncü kişidir. Arjan Jacques Rousseau'nun itirafları İlhan Berkin uzun bir adamı. Bunu örnek olarak verilmiş. Bak bir kişi tanınmış bir kişi kendi yaşamını anlatırsa otobiyografi, tanınmış bir kişinin yaşamını başkası anlatırsa biyografi. Peki ben herhangi bir kişiye eser ya da yer için yazılan, sadece onun bir yönü üzerinde derinlemesine anlatılan yazılara monografi. Yani ben Süleyman Demirel'in sadece bir yönü üzerine yazdım. Monografi. Portre vardır bir de. Bir kişinin fiziksel, görüntüsel ya da ruhsal, psikolojik olarak okuyucuya tanıtılmasıdır. Bunlar amaç tanıtmaktır. Fiziksel tanıtılırsa fiziksel portre, ruhsal tanıtılırsa ruhsal portre. Mektuplar vardır. Bir dili haberi iletmek için kullanılır. Özel mektup. Sevgili dayıcığım, nasılsın? Biz çok iyiyiz. Bahsedeki çiçekler açtı mı? Kendi akrabalarına. İş mektubu. Bir yayın evine yazdım, kitap istedim. İş yapıyorum ya. İş yapıyorum. Aldım, bunu da satıyorum. Ticaret, iş mektubu. Tamam mi? Resmi mektuplar vardır. Dilekçeler. Değil mi? Örnek veriyorum. Konya DSİ Genel Müdürlüğü'ne. Gibi. Başladım bu şekilde. Açık mektup. Gazetede yayınladım mektubu mu? O zaman açık mektup olur. Gezi yazsın. Gezip görülen yerler, ilgi çekici yerleri, coğrafya, mimari, tarihi, iktisadi, gezdirmelerini, ekonomik yaşam vırtını zırtını anlatırsam seyahatnamedir. Tamam mı? Gezi yazsın denir. Seyahatname bunu bir sayı anlatır. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi buna örnek olarak verilebilir. Peki başka nelerdir? Mesela arkadaşlar Pir Reis'in kitabı bahriyesi, Seydan Reis'in Miratül Memali bu hem anı hem gezi yazısı şeklindedir. Bunlar örnek olarak verilebilir. Ramidin, tufet aramayın. Ramidin. de bunu herhangi birisi anlatmaz. Divan Edibat'ta anlatmıştım ya. Bunu bir elçi anlatır. Sefir. Mesela burada da 28 Çelen Mehmet'in Paris, Fransa namesi bunun örnek olarak verilebilir. gayet kolaydır ve bizi zorlamayacak bir şekilde çıktı. Bir de sözlü türlerimiz vardır arkadaşlar. Başka başla geçtim. Sözlü Bunlar nedir? Bir, söylem nutuk. Bir topluk önde yapılan, coşkun, ikna edici ve etkileyici konuşmalardır. Nutuk adı da verilir. Nutuk söyleyene hitabet, değil mi? Hatip derler, bunun yaptığı işe de hitabet derler. Ces ve mimikler etkilerdir. Mesela, hamdullah, supi duydunuz mu? Süper, etkili nutukları vardır. Çiçero, Demosthenes Mesela Bilge Kanun Orun yazılarında Hamdullah Subi Tanrıver ünlü hatiplerdir. Konferans belli bir konuda bir uzman bir topluluk karşısında açıklama öğretmeye dayalı konuşma yaptı. Mesela bir okula geldi. Arkadaşlar örnek vereyim. Tütün maddelerinin zararı üzerine bir doktor okula çağırdım. Konuşma yaptı. O konferans. Tamam bir kişi geldi. Tamam. Araştırma ve inceleme sonuçları bir toplu aktarılır amaç, bilgi aktar, kaç, git. Anlaştık mı? Konferans. Ben bir kişiye çıktım, bilgi aktardım, kaçtım, gittim. Konferanstır. Şimdi panel. Toplumsal bir konu, bir dinleyici toplu önünde, bir başkan önderliğinde, sohbet havasında tartışılır. Oturttum buraya. 3-6 kişi arasında vardır. Hadi ben 4 kişi oturttum. Değil mi? Bunların birisi başkan. Başkan açılışı yaptı. Sonra sırasıyla herkes 10-15 dakika ne yaptı? Görüşünü bildirdi. Ve dikkat edin. Bunlar bir konunun farklı yönleri üzerinde durdular. Mesela bir konu belirleyelim. Z kuşağı. Z kuşağının bilgisayara bağlılığını birisi anlattı bir uzman. Z kuşağının kitap okumamasını birisi anlattı. Z kuşağının tarihten uzak olmasını bir kişi anlattı. Z kuşağının ahlaki ve dini durumlarını birisi anlattı. Değil mi? Amaç bir sonuca varmak değil. Hadi bu panelden bir sonuca varalım. Hayır. Sonuca varmak yok. Sonuca varmak gibi bir şey yok. Sadece konuyla ilgili değişik görüşler, farklı yönleri anlatıldı. Bu paneldir. Konuşmanın sonunda başkan değerlendirme yaptı. Peki panelin sonunda ben bunu izleyen seyircilere de söz verirsem o zaman arkasına forum eklenmiş olur. Demek ki panel neymiş? 3 alt arasında kişi bir konunun değişik yerlerini sonuca varmadan anlattılar, gittiler. Bu panel. Peki panelin arkasında seyircilerlerden de soru aldım, soru cevap yapmaya başladım. O zaman foruma dönüştü. Tamam mı? Sempozyum bilgi şöleni panel gibi değil, daha ciddi. Bir konu, çeşitli yönler üzerinde uzman kişiler seri toplantında seri olarak toplanırlar, görüşler. 3-6 konuşmacı var. Al. 1 2 3 4. Atıyorum bu kim? Başkan. Herkes kendi uzmanlık alanıyla konuştu. Panelden farkı panelden daha bilimseldir. Panelden ciddidir. Sadece tartışmak yok. Konuyla ilgili bilgi aktarımı yapıyorum. Ve bir sonuç yok diye panelde burada bir sonuç var. Ben sonunda bildiri sunarım. Otelde mesela bir sürü doktoru topladık. Doktorlar kendi aralarıyla alakalı konuşmalarını yaptılar. Sonra bilimsel bir şekilde bildiri sundular. Sonucu ulaştılar. Bu sempozyum. Aynı gün bitmeyip 2-3 günde sürebilir. Şimdi o zaman panelle arkadaşlar sempozyumu açıkladığımız zaman, karşılaştırdığımız zaman ikisi de birbirine benziyor değil mi bazı yönleriyle ama bir fark var. Çok büyük bir fark var burada. Arkadaşlar panelde sadece olayın değişik yönlerine varmak, bunları dinleyicilerin önünde tartışırlar, bir yönüne değinirler ama bir sonuca varma yok. Ama sempozyum bilimsel sonuca varma var. Sonunda bildiri sunulur. Tamam? Açık otur, bak buradaki anahtar kelimeye bak. Halkı ilgilendiren güncel ekonomik siyasi bir konuda, halkı ilgilendiren bir konu üzerinde, bir dinleyici topluluğunda yapıyorum ben bunu. Bu bir televizyonda olabilir değil mi? Sonuçta o da izleyicilerin önünde oluyor. Radyoda olabilir değil mi? Ya da bir alanda olabilir. Bir başkan yönetiyor. Açık oturumla panel özellikler bakımından benziyorlar. Aradaki fark üsluptur. Açık oturumda tartışmalar panellere göre daha hararetlidir. Açık oturumda tartışılır. Hani televizyonda izlediğiniz. Açık oturumda konuyla ilgili farklı fikirler tartışırken panelde farklı özelliklerine değinilir. Şimdi bakalım. Bak panel. 3-5 kişi konunun belirli yönlerine değindiler, gittiler. Panel. Arkasından seyircilere söz hakkı verirsem soru cevap varsa forum. Peki daha ciddi, bilimsel, sonunda bir sonca varma mı varsa sempozyum. Değil mi? Halkı ilgilendiren güncel olaylar televizyondan da olabildiği gibi hararetli olursa açık olur. Bak, ne kadar kolay ayrılıyor. Değil mi? Münazara. Herhangi bir konu hakkında bir tez bir antitez olmak üzere bak iki grup. Bunları atıyorum üç kişi olsun. Üç dört kişilik. Karşısında bir grup daha. Şimdi bunlara bir tez antitez zıt konu verilmiş çok gezen bilir çok okuyan. Bunlar çok gezen bilir diyor, bunlar çok okuyan bilir diyor. Ayda! Hararetli bir şekilde neye başladılar? Tartışmaya. Çok gezen mi, çok okuyan mı? Acaba hangisi kazanacak? İşte bu münazaradır. Anlaştık mı? Bak, ne kadar kolay bir şekilde ayırdık. Şimdi ders notunuzun arkasında dünya edebiyatına yer verdim. Dünya edebiyatını şemalı bir şekilde, özet bir şekilde verirdi. Bir de Türk dünyası, Azerbaycan, Kırgızistan edebiyatı gibi. Onları hızlı bir şekilde okuyun, geçin. Dünya edebiyatını okurken o dünya edebiyatındaki sanatçının hangi edebi akımdan etkilendiğini aklınızda tekrar etin. Tamam Evet. Sonunda arkadaşlar AYT Türk Dili Edebiyatı videolarımız bitmiştir arkadaşlar. Tamam Şimdi size kalan. Soru Bankası'nı iyice analiz edeceksiniz. Orada yüzlerce var. Ve şimdi hemen Türk Dili ve Edebiyatı kamp yazın arkadaşlar. Türk Dili ve Edebiyatı kamp yazın. Benim orada çektiğim kamp videolarım var. Kamp kitabından alın, baştan sona tekrar edin. Hafıza tekniklerini alın, baştan sona tekrar edin. Çok güzel oturacaktır. Yani soru çözümümüz Türk Dili ve Edebiyatı kampın içerisindedir. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün şeklinde bütün soruları çözüyorum. Yapman gereken odur linkini de altına bırakıyorum. Hani YouTube'a yazmak istemeyen linkini bulmak isteyenin de altına bırakıyorum. Ben de çok güzel vakitler geçirdim. Umarım siz de benimle çok güzel vakitler geçirmişsinizdir arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Soru Bankası'nın aman iyi çözün. Ama çünkü her şeyi ben tane tane ayırdım. Mesela burada anlattığım bile. Bireyin gazete çerçevesinde, gazete çevresinde gelişen metinler ayırdım. Kişinin hayat etrafında gelişeni ayırdım. Hepsini ayrı ayrı test verdim. Cumhuriyet döneminde bile ikinci incil ayrı test, birinci incil ayrı test mutlaka benim kitabımla ilerleyin. Tamam? Sizleri seviyorum. Bir sıkıntınız olursa Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Esen kalın. Bu bir veda değil. Daha ne sürprizler bekliyor 2023 sınavına kadar. Görüşmek üzere. Esen kalın gençler.